can dürüstler gelsin diye. Müjdeler olsun geldik, ülke kalkınsın diye. Tanıyorsunuz bizi, aldatmadık hiç sizi. İsrafı kayırmayı önler Saadet Partisi. Önler Saadet Partisi. Ülkemin ihtiyacı liyakat ile hizmet. Aşk ile yola çıktı, geliyor işte saadet. Gayretle çalışırız, ilkemizdir adalet. Çare var gümbür gümbür, geliyor işte saadet. Geliyor işte saadet. Kayrakları millete harcanacak. Merhamet ve vicdanla şehirler kurulacak. Saadet Partisi'yle destanlar yazılacak. Destanlar yazılacak. Ülkemin ihtiyacı liyakat ile hizmet. Aşk ile yola çıktı, geliyor işte saadet. Gayretle çalışırız, ilkemizdir adalet. Çare var gümbür gümbür, geliyor işte saadet. Geliyor işte saadet. Kardeşçe uyarırken duymadı birileri. Sarayda tarımda kalmışız yine geri. Çare var saadetle, saadet işinin eli. Saadet işinin eli. Ülkemin ihtiyacı liyakat ile hizmet. Aşk ile yola çıktı, geliyor işte saadet. Gayretle çalışırız, ilkemizdir adalet. Çare var gümbür gümbür, geliyor işte saadet. Geliyor işte saadet. Aşk ile yola çık.
çıktı geliyor işte saadet. Gayretle çalışırız, ilkemizdir adalet. Çare var gümbür gümbür, geliyor işte saadet. Geliyor işte saadet. Umutlar yeşerecek, güzel günler olacak. Milletin kaynakları millete harcanacak. Merhamet ve öncelikle bilgama. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bizim programımızda Gölköy ziyareti vardı. Fakat esnaf ziyareti ve halkla selamlaşma vardı. Miting yoktu. Miting önümüzdeki hafta vardı. Ama ne söyleyecek söz, ne yapacak bir şey var. Maşallah sana Gölköy. Helal olsun size. Geliyor işte saadet. Gayretle çalışırız. İlçemizdir adalet. Çare var gümbür gümbür. Geliyor işte saadet. Geliyor işte kardeşçe uyarırken duymadı birileri. Sarayı da tarımda almışız yine geri. Peki, madem sizin teveccühünüz böyle oldu, madem onu bu kadar seviyorsunuz, bu miting yapılacak. O zaman sizleri şöyle alalım, otobüsün önünde. Biliyorsunuz o hizmet ederken, siyaset hayatında da hemşerilerinin elini sıkarak, omuz omuza, kucaklayarak, birebir iletişim kurarak çalışır. Mitingde de gözlerinizin içine bakarak konuşmak isteyecektir. Burada olursak, tam burada. Hay maşallah, hay maşallah. Ömrümüz ordu, sevdamız ordu, aşkımız ordu. Meşkimiz ordu, adımız ordu, andımız ordu. O orduyu, ordu onu biliyor. Ordu özüne dönüyor. Bugün Gölköy tarih yazıyor. Evladını bana basıyor. İdris Nağmen geliyor. taşında emeği var. Orduya göz dikene yerini eder dar.
İşte böyle. Sen dik dur Gönköy. Görecek daha ne güzel günler var. Yüz dolunca yaşanır dünya. Kaynettim bir sevap. Yemedik, yemedik, hem de kese. İzmedik, üstü kazanacak ama. Eve dönüş bu, öze dönüş bu. Hazır mısın Gölköy? Halin neden böyle? Soruyorsun kendine. Çaresizsin sanma, çare sensin Allah. Sandıkta baktığın göster halkın gücünü. Dürüst olmak gerekirse gelecek hesabette. Tüm hemşehrilerimizi otobüsün karşısında konuşlanmak üzere bekliyoruz. Buyurun, buyurun. Bir arada olursak, bir olursak, iri olursak, diri olursak, herkes de sizin bu ilginizi, sevginizi, desteğinizi görmüş olur. Ses ver Gölköy, Türkiye duysun. İnme nefretten uzakta, sevgi ektik hep birlikte. Yolsuzluğun ensesinde, haksızlığın karşısında. İnme nefretten uzakta, yurdumun her noktasında. Gayemiz sevgi, eşitlik, mutlu ve huzurlu bir dünya. Yarınlar için, adalet için, dürüst bir başkan, dürüst yönetim. Saadetiniz yine yana başınızda, dürüst yönetim, iş başında. Hiç değiliz biz, hazırız hep çalışırız halkın, hep yanında kazanırız hakkın. Yollarında saadetiniz yine yana başınızda, dürüst yönetim, iş başında. Hiç değiliz biz, hazırız hep çalışırız halkın, hep yanında kazanırız hakkın. Ordu Saadet Partisi İl Başkanımız Sayın Erkan Temiz sizleri saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Teşekkür ederiz. Nefretten uzakta, sevgi ektik hep birlikte. Yolsuzluğun ensesinde, haksızlığın karşısında. Kim ve nefretten uzakta, yurdumun her noktasında. Gayemiz sevgi, eşitlik, mutlu ve huzurlu bir dünya. Yarınlar için, adalet için, dürüst bir başkan, dürüst yönetim. Saadetiniz yine yana başınızda, dürüst yönetim, iş başında. Düştüğümüz biz, hazırız hep çalışırız altın, hep yanımda kazanırız hakkın. Yollarında saadetiniz yine yana başınızda, dürüst yönetim, iş başında. Düştüğümüz biz, hazırız hep çalışırız altın, hep yanımda kazanırız hakkın. Yollarında saadetiniz yine yana başınızda, dürüst yönetim. İş başında, düştüğümüz biz, hazırız hep çalışırız altın, hep yanımda kazanırız hakkın. Yollarında saadetiniz yine yanı başınızda, dürüst yönetim. İş başında, düştüğümüz biz, hazırız hep çalışırız altın, hep yanımda kazanırız hakkın. Yollarında... Thank you.
memleketin dertleri için biz dürüstlük bizim ilkemizdir her an. Çalışırız hiç durmadan halkımız için biz. İyi Parti kurucu ilçe başkanı Ünal Yılmaz da aramızda. O da sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Burada olan bütün vatandaşlarımız, bütün hemşerilerimiz, hangi partiden olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun, kime oy verecek olursa olsun, hepimiz biriz, hepimiz orduluyuz. Ordunun çatısı altında toplanmış durumdayız. Ayaklarınıza sağlık, sağ olun, var olun. Belediye eski başkanımız Ömer Usta. Özür dilerim, yorulduk bugün bizi. Saygıyla selamlıyoruz sizleri. Hoş geldiniz. Kırmızı çıkmaz. Dürüst olunca yaşanır dünya. Gayretimiz sevap. Yemedik, yedirmedik memlekete hizmet ettik. Evet. Her dua nasibine, her nasip vaktini esirdir dedik. Vakti geldi Gölçok. Hazır mısın? Her yerde soruyorum, burada da sormazsam olmaz, size haksızlık olur. Şahitlik önemlidir nikahta, değil mi? Mahkemede dürüstlük ister, yürek ister. Peki biz hepimiz şahit olmadık mı gurbetteki ordululara, iş olsun, aş olsun, en çok o sahip çıkmadı mı? Şahit olmadık mı zengini yoksulu, çoluğu çocuğu, hepimizin ortak sevdası, ordu sporumuza en çok o destek olmadı mı? Yıllardır bu ülkeye bela olan terör odaklarının şahit olmadık mı? Umutların değil. Hazır mısın? Memleket aşığı, ordu sevdalısı, ordunun gururu özüne, yuvasına dönüyor. Aç bağrını Gölköy, dere yatağına, yiğit otağına dönüyor. Yiğit geliyor. Hoş geldiniz. Safa geldiniz. Biz de hoş bulduk. Sağ olun, var olun. Hay maşallah, orayı ben ilk defa duydum. Helal sana Gölçok. Balkonlardan, çatılardan, inşaatlardan bizi izleyen, aman dikkat, gözünüzü seveyim. Uzakta sevgi ektik hep birlikte. Yolsuzluğun ensesinde, haksızlığın karşısında. Kime nefretten uzakta, yurdumun her noktasında. Gayemiz sevgi, eşitlik, mutlu ve huzurlu bir dünya. Yarınlar için, adalet için, dürüst bir başkan, dürüst yönetim. Saadetimiz yine yanı başınızda, dürüst yönetim, hiç başında, hiç deniz, biz. Karadeniz'in merkez şehri, güzel ordumuzun en güzel ilçelerinden, Gölköy'ümüzün yiğit, cesur, vefalı insanları, dost insanları, altın kalpli insanları,
Hepinizi bugün bu saatte en içten duygularla, en iyi dileklerle, hasretle kucaklıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize bu iklim şartlarında, soğuğa rağmen, bu yüksek misafirperverliğinizden dolayı çok çok teşekkür ederek ben ve arkadaşlarım size bir kez daha sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Gölköy bizim en güzel coğrafyaya sahip ilçelerimizden birisi. Sadece coğrafyası güzel değil, doğası güzel değil, insanları daha da güzel. Her yerde, her zaman alnının akı ile, hakkıyla helalinden rızkını aramak için burada gurbette mücadele eden yiğit insanların otağı Gölköy. Evet, alkışlayalım, alkışlayın kendinizi. Gölköylüler bu mücadeleyi yeri gelir yaylalarda, yeri gelir pehlivan olarak minderlerde, çayırlarda verir. İstanbul'da verir. Hayatın her alanında her mesleği en iyi şekilde yaparlar, başarırlar. Başaran insanların yurdu Gölköy. Ama bir iş var ki, bir meslek var ki, onu hiç kimse yapamaz bu yer kürede. Sadece ve sadece Gölköylüler yapar. Yerden yukarıda, yerden yüksekte, dünyayı aydınlığa kavuşturmak üzere yüksek gerilim, enerji hatlarını sadece ve sadece Gölköylüler çeker, Gölköylüler yapar. İşte onun baştan gideni, önden gideni, onun yiğidi, soyadı Yiğit, adı İzzet olan Aydoğanlı İzzet Çavuş'u bugün bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz. İzzet Çavuş'un hikayesi, yıl 1927, Cumhuriyet yeni kurulmuş. Henüz devlet 7 yaşında, Cumhuriyet 4 yaşında iken İzzet Çavuş bu topraklarda doğmuş. O dönemin ve bu dönemin yiğitleri gibi. Soyadı da Yiğit. 20 yıl geçmiş, haliyle askerlik çağı gelmiş. O zaman böyle bedelli, paralı filan yok. Her şey hakkıyla, helalinden ve harbisinden. Gitmiş askere. Yolu açık olsun. 2-2,5 sene askerliği tamamlamış, geriye dönmüş. Garibim, harçlığından biriktirmiş, bir palto almış. Benim az önce çıkarttığım paltoya da benziyormuş. Buraya gelmiş, millet fakir. Paltoyu görmüşler, çok beğenmişler. Bir paltoyu bir kişi giyer, öbürleri gıptayla bakıyormuş. Derken onun kankası, devresi Mehmet Yücesoy. Yelekel Mehmet galiba. Evet. Bakmış ki bu palto biraz sorun oluyor. Gel kardeş demiş, İzzet kardeş, biz bir iş yapalım. Ne yapalım demiş, bu paltoyu götürelim, birisine satalım. Parası olan birisine. Satarsak biz paltosuz kalırız, kalmayız demiş. Beraber çıkalım, dere tepe gidelim, Zonguldak'ta bir işe girelim. Orada maden işletmesi var. Satmışlar paltoyu, gitmişler Zonguldak'a. İşte gidiş o gidiş. İzzet Çavuş'la Mehmet Yücesoy orada. Ustalarının, çavuşlarının, müdürlerinin beğenisini ve takdirini kazanacak şekilde işte o bugün size tekel olarak kalan yüksek gerilim nakil hattı işinin ustası olmuşlar. Piri olmuşlar ve İzzet Çavuş, İzzet Yiğit orada erlikten çavuşluğa terfi etmiş. Ve İzzet Çavuş çavuş olunca bu kez telefon yok, WhatsApp yok, efendim o yok, bu yok. Sadece telgraf var, telgrafın telleri var. Bir telgraf çekmiş. Bir kişi gelsin, burada iş var. İkinci telgrafı, üçüncü telgrafı, müdürleri İzzet Çavuş'tan çok memnun, gelenlerden de memnun.
Ve neticede 5 kişi 10 kişi çağırmaya başlamış. Derken işte bugünkü grubun, bugünkü meslek erbabının temelleri 1950'lerde Zonguldak'ta başlamış. Ama iyi insanlar bazen uzun yaşamayabilir. Derler ya, iyi insanlar beyaz atlara binip gittiler diye bir hasret ve üzüntü tabiri vardır. Bizim İzzet Çavuş, kendisinin mesleğini devam ettiren onlarca, yüzlerce Gölköylü'yü orada bırakmış. Bir gün memleketine dönerken, bu kez yıl 1972, Isparta'da bir trafik kazasında vefat ediyor ve rahmetlinin cenazesi geliyor Gölköy'e. Burada bugünkü kalabalığın çok çok üstünde bir memleket ve hemşeri kalabalığıyla, cemaatiyle cenazesi namazı kılınıyor ve Aydoğan'daki mezarına, istirahatgahına defnediliyor. İyilik sahibi bir insan, örnek bir insan, benim hayran olduğum Gölköylülerin ilki o insan. Mekanı cennet olsun, bütün Gölköy'ün geçmişine rahmet olsun, yiğit insanlara selam olsun. Ve inşallah 1 Nisan'dan sonra belediye başkanlığı görevine devam edersek, ordumuzun kültür sanat işlemleri çerçevesinde programlarımız arasına şu cumartesi günü Gölköylüler Derneğimizi Altınordu'da ziyaretten sonra bu İzzet Çavuş'un hazin ama onurlu yiğit hikayesini dinledikten sonra şunu düşündük ve şuna karar verdik. Bu anlatmakla olmaz. Ben gelirim, eksik fazla anlatırım. Bu nesillerin bu hikayeleri bilmesi lazım. Ve bu kalıcı olması lazım. O halde bunun detayını, teferruatını bilen hemşerilerimizle ve öğretmen arkadaşlarımızla bunun bir senaryosunu yazacağız. Ve İzzet Çavuş filmini inşallah çekeceğiz. İlelebet herkes bunu seyredecek. Bundan sonra İzzet Çavuş'un hikayesi görüntülü olarak hem Türkiye'de hem Ordu'da hem Gölköy'de bir onur hikayesi olarak anlatılacak. Oradan devam edelim. Burası yiğitlerin harman olduğu yer. Zaten etraf dağlarla, ortası harman yeri gibi bir yer. Hep Yozgat'a denilecek ya, Ordu'da neden olmasın? Ordu'da yiğitlerin harman olduğu yer. Her ne kadar dağlarımız varsa da güneş tutacak kadar, spor yapacak kadar yerlerimiz de var, düzümüz de var. Ve Gölköy'ümüz, ordumuzda spor merkezi, sporcunun merkezi. Güreş başta olmak üzere. Değil mi Muharrem Demireyen? Nerede Muharrem? Ordumuz kumrusuyla, bünyesiyle, Gölköy'üyle, bütün ilçeleriyle güreş sporunun öncüsü bir merkez. Recep Kara, Kırkpınar'da şampiyon oldu. Altın kemeri ucundan kaçırdı. İnşallah başarılar dileriz. Hepimizin iftarı. O halde Gölköy'ümüzde sporu ve bütün spor dallarını destekleyecek bir eğitim ve kamp merkezini 12 ay çalışacak, otel konforunda salonları, sahaları olan bir spor, eğitim ve kamp merkezini Büyükşehir Belediyesi olarak Gölköy'ümüze inşallah kazandıracağız önümüzdeki sene. Bu sene projesini, seneye de inşallah beraberce temelini atıp kısa sürede hayata geçireceğiz. Ordumuzun kalkınması için ilçelerin belli yatırımlar ve belli hizmetlerle kalkınması gerekir. Aksi takdirde biz orduyu başka türlü büyütemeyiz. 19 ilçenin 19'unda da yeni, farklı ve imrenilir işler, yatırımlar yapmak zorundayız. Her yerde olduğu gibi Gölköy'ümüzde de yol sorunu var. Ana yol sorunu var. Karayollarının sorumluluğunda. Geçmişte oldukça yakından takip ettiğim ama ne yazık ki bugün Ali Kemal Mert de bu konuda belediye başkanımız gerçekten çok yakın takipte bulunuyordu. Ona da teşekkür ediyorum bütün hizmetleri için.
Derneklerimiz bu konuyu gündeme getiriyordu. Bir tarihten sonra galiba epeyce ilgi azalmış. Şimdi Gürgentepe'ye kadar şöyle böyle yol tamamlanmış. Bu bölümü de inşallah takipçisi olacağız. Sizin sesiniz, haklı sesiniz, onurlu sesiniz olacağız belediye olarak. Çünkü Gölköy'ün yol da hakkıdır, su da hakkıdır, suyu da biz çözeceğiz inşallah belediye olarak. Seçeceğiniz ilçe belediye başkanımız benim kim olursa olsun en yakın çalışma arkadaşım olacak. Gönlünüz kime giderse, hangi partiden hangi belediye başkanını benimle çalışmaya gönderirseniz o benim için fark etmez. Gölköylünün, Ordulunun kendisi önemlidir benim için. Mensup olduğu parti onu ilgilendirir. Beni hiç ilgilendirmedi bugüne kadar. Benim de partim sizi çok ilgilendirmiyor belki. Herhalde beni yapıyorsunuz. Değil mi? Parti taassubunu aşan bir seçimi, işe layık, işe ehliyetli Gölköy'ün emanetini taşıyacak, Ordu'nun emanetini taşıyacak. İstanbullular bilir, şehremini olacak, şehrin emanetini üzerine alacak veya vereceğiniz belediye başkanlığı seçimi çok daha önemli, takdir edersiniz. İşte bu sefer bunu yapacağız. Demokrasinin ayarı Gökköy'den, Ordu'dan verilecek bu seçimde inşallah. Değerli dostlar, Gölköy'ümüzün güzel insanları, elektrik konusunda da sıkıntılarınız olduğunu biliyorum. Doğrudan belediyelerimizle ilgili olmamakla birlikte, aynen ana yolda olduğu gibi belediye başkanları olarak Gölköy Belediye Başkanımız ve bendeniz makul ve haklı bu isteği sizin adınıza ilgili kurumlar nezdinde, elektrik şirketleri nezdinde, Enerji Bakanlığı nezdinde takip etmek durumunda olacağız. Umarım ve inanıyorum ki biz uygun dille ve haklı gerekçelerle akli, ahlaki temellere dayalı bu isteğimizi de sizin adınıza o kurumlarda neticelendireceğiz. Kimseye karşı ön yargılı olmadık, olmayacağız. Türkçe konuşacağız ve Türkçeyi en iyi dille konuşacağız. O kadar iyi ki siyaset yaparken bile siyasetin dilini temiz Türkçemizle süslemeye, zenginleştirmeye, kimseyi ötekileştirmeden, kimseye sataşmadan, kimseye iftira ve tezviratta bulunmadan siyasi konuşmalarımızı, açıklamalarımızı ve istişarelerimizi her yerde olduğu gibi, 2 saat önce Gürgentepe'de olduğu gibi şu anda gördüğünüz üzere, dinlediğiniz üzere Gölköy'ümüzde de devam ettiriyoruz, devam edeceğiz. Dilimiz temiz olacak, ahlakımız temiz olacak, kalbimiz temiz olacak, işimiz de temiz olacak ve sağlam olacak inşallah. Gölköy'ümüzün çok değerli insanları, sizlerin büyük bir kısmıyla İstanbul ağırlıklı olmak üzere, bir kısmınız da Ankara'da yüz yüze gelme imkanını geçmiş tarihte bulduk. Bana öyle geliyor ki Ankara'da, İstanbul'da, Altınordu'daki buluşmalar bana yetmedi, size de yetmedi. Biz birbirimize doymak için inşallah 2 ayda bir belediye başkanı olarak Gölköy'ümüze hep geleceğiz. Meydanda, salonda, yaylada, festivalde, şenlikte, temel atmalarda, açılışlarda inşallah hep beraber olacağız. Değil mi? Evet. Her zaman, her yerde inşallah. Her yer Trabzon diyorlar. Çok haklılar. Biz de diyoruz ki her vakit Ordu diyoruz. Vakit Ordu vakti. Vakit Gölköy vakti artık bundan sonra. Saatler bundan sonra Ordu için, Gölköy için çalışacak. Akrep, yelkovan onun için dönecek. Saatler her saat 52. dakikayı gösterdiğinde Ordulu'nun,
Gölköylünün kalbi bir başka atacak. Damarımızdaki akan kan şahlanacak. Her 52 de inşallah. 52 bizim için çok önemli. Bizim sembolümüz 5 ve 2. Değerli, sihirli sayılar. 5'ten 2'yi çıkar, kalır 3. 5 ile 2'yi topla, olur 7. 3 ile 7'yi topla, olur 10. 5 ile 2'yi çarp, gene 10. Onu 2'ye böl, gene 5. Onu 5'e böl, gene 2. Baştan oku 52, gene geldin buldun 52. İşte 52 böyle bir şey. Ya var mı böyle bir şey? 49'u yapın, bulamazsınız. Topla çıkar çarp, aynı yere çıkamazsınız. İşte ordu insanı da Gölköy'den çıksa da gider, döner, dolanır, çile çeker, başarı yapar ama gelir gene buraya. İşte 52'den başlar, 52'de biter. Bizim hikayemiz, bizim aşkımız bu. Onun için dedik ki aşkımız, sevdamız ordu. Ülke sevgisi, ordu sevdası. Ülkemizi seviyoruz. Severek geldik, sahiplenerek geldik. Bütün ordulular gibi, yordulu kardeşimiz olarak benim ülkemin bütünlüğü, güvenliği için verdiğim mücadeleyi biliyorsunuz. En son bakan olarak, güvenlikten sorumlu bakan olarak tavrımı biliyorsunuz ve övünüyorsunuz. Ve sadece siz değil, bütün Türkiye biliyor, bütün dünya biliyor. Biz herkesi bir görüyoruz ama birilerini kontrol ederiz. Bir, bölücülük varsa bir kişinin kalbinde ve dilinde o bizim yanımızda bulunamaz, şöyle öteye gitmesi lazım. Hırsızlık varsa bir kişinin dilinde o da şöyle durması lazım. Kısaca hırsızlar ve bölücüler benim de Gölköylü'nün de karşısındadır, içimizde. Aramızda, belediyemizde asla bulunamaz, bulunamazlar. Bu hırsız ve bölücülerin kısa adı ne biliyor musunuz? Hırbo, hırbolar. Hırbolara karşıyız, hırbo. Kısa adı bunların hırbo, kod adı bu. Hırbolar hariç, herkes, hangi mezhep, hangi köy, hangi yaş, hangi cinsiyetten olursa olsun. Bizim kardeşimizdir. Onlar da bizim kapsama alanımızdadır ama onlara güvenemeyiz. Onlar ıslah etmek yine bizim, onları doğru yola davet etmek yine bizim işlerimizden bir iştir. Orduyu coğrafyasıyla büyütmek, zenginleştirmek bizim şiarımızdır, büyük hedefimizdir. Ordu insanını Gölköy'de olduğu gibi bugün her yerde, Kabadüz'de, Mesudiye'de, Akkuş'ta, Ünye'de, Altınordu'da, 19 ilçemizin tamamında, İstanbul'da, Ankara'da, Avrupa'da, Japonya'da, her yerde bir kardeşler topluluğu yapmak, büyük ordu buluşmasını, ordulular kardeşliğini oluşturmak da bizim en büyük projelerimizden ve hedeflerimizden birisidir. Ben inanıyorum ki inşallah bu yolda adımlarımızı ve uygulamalarımızı devam ettirirsek, üslubumuzu ve sevgimizi besleyerek, güzelleştirerek, çoğaltarak devam edersek, inanıyorum ki Gölköy meydanı 2 sene sonra Gölköy insanını almayacaktır. Sadece ilçemizi, sadece ordumuzu büyütmeyeceğiz, sevgimizi de büyüteceğiz, kardeşliğimizi de büyüteceğiz. Ve değerli Gölköylü kardeşlerim, Gölköy şehir olarak hakikaten belli bir görüntüye kavuşmuş, orta ölçekli bir ilçe konumunda, yarışan bir ilçe konumunda. Gölköy'ümüzde inşallah bu tabloyu belediye başkanımızla beraber daha güzelleştireceğiz. Her yerde olduğu gibi sıvasız, boyasız
ve çatısız bina bırakmayacağız. Memleket gördük geldik. Hepimiz, hepiniz. Oradaki güzellikleri, Akdeniz'deki güzellikleri, Avrupa'daki güzellikleri artık ordumuzda gücümüz dahilinde yapacağız, yapmamız lazım. Gölköy'ümüze belediye olarak spor eğitim ve kamp merkezini ifade ettim. Sizin uzun yıllardır bir beklentiniz ve bir arzunuz var. Ama belediyemizle doğrudan ilgili olmayan bir istek. Burada Ordu Üniversitemize bağlı bir meslek yüksekokulunun açılması arzunuz var. Bugün bir kez daha gördüm ki şehrin özelliği bu tür bir eğitim yuvasına uygun. Bunu ben açık kalplilikle söylüyorum. Yani küçük bir ilçe değil. Burası artık kabuğunu kırmış, büyük ilçeler arasında olma yolunda yürüyen bir ilçe. Bu manada burada benim de görüşüm, bu meslek yüksekokulunun varlığı uygun olur ve hem bu şehre bir artı değer katar, hem de o eğitim müessesesi inanıyorum ki burada sağlıklı, amacına uygun eğitim yapabilir. Üniversitenin konusu, YÖK'ün konusu. Aynen yol konusunda olduğu gibi üniversite rektörlüğüne ben de sizin adınıza, YÖK nezdinde de yine sizin adınıza bu eğitim müessesesinin buraya kazandırılması için elimden gelen gayreti göstereceğim. Eğer bina konusunda bir eksiklik, bir katkıya ihtiyaç olursa okul açarız ama binamız yok gibi bir gerekçe önümüze konursa o binayı el birliğiyle, belediye ve halkımızın, derneklerimizin işbirliğiyle üniversitemize sağlamayı biz sizin adınıza taahhüt ederiz, edeceğiz. Bu konuyu da sıcak tutup takip edeceğiz. İnşallah gerekçelerimizi kabul ettirir ve gerekirse yetkilileri buraya da merkezine, buradaki nüfus, buradaki eğitim düzeyi ve en önemlisi buradaki halkın aydınlanma adına, ilim adına, okul adına, okuma adına olan bu yüksek isteğini burada da kendilerine davet eder, gösteririz. İnanıyorum ki aklın yolu birdir, vicdanın gereği bu yapılır diye düşünüyorum. Size, bize kısmet olur inşallah. Değerli dostlar, değerli hemşehrilerim, canlarım, kardeşlerim, bugün hava bu bölgede biraz tabii sıcak. Hava soğuk ama sıcak. Havası sert de olsa insanları mert Gölköy. Ya evet. Dolayısıyla sizlere doyum olmaz. Tekrar geleceğiz. Tekrar beraber olacağız. 31 Mart'ta seçimin olduğunu herkes biliyor. Hakkari'lisi de biliyor, Edirne'lisi de biliyor. Onların bildiğini Gölköy'ün unutması mümkün değil. Zaten bir tane saat rozeti gördüm. Saat tam 6 gösteriyor. Yani seçimin bittiği saati takmış Gölköy'lü kardeşimiz yakasına rozet olarak. Dolayısıyla o gün sabahın erkeninde veya öğleye doğru mutlaka bir sandıklara mutlaka sahip çıkacağız. Bu parti meselesi değil. Bu Saadet Partimiz üzerinden merhum Erbakan hocamızın, bu memleketin aşığı Necmettin Erbakan merhum hocamızın mirası olan Saadet Partisi üzerinden ordunun ortak adaylığıdır. Burada herkesin sandığa sahip çıkmasını istiyorum. Ha, boş sandığa da sahip çıkılmaz değil mi? O zaman ne yapmak lazım? Önce bir doldurmak lazım sandığı. Nasıl dolduracağınızı, neyle sandığa selam vereceğinizi siz çok iyi biliyorsunuz ama ben buradan değerli ordulu hemşerilerimizin de duyması için kısa bir adres tarifi yapayım. O gün önce, bugün biz size geliyoruz, bir iade-i ziyaret olarak sandık mahallinde sizi de bize davet ediyoruz. Adresimizi veriyorum. Çok kolay, çok rahat bulunacak bir adres. Hemen oy pusulasını bir sokak kabul edersek o sokağa geldiğinizde sokağın başında
İlk ev bizim. Birinci sıra. Bir numaralı ev bizim. Oraya bekleriz. Kapıyı açmak için de size sandık kurulu başkanı bir mühür teslim edecek. İçinde evet yazacak. Onu eve geldiğinizde kapıda kırmızı beyaz bir amblem göreceksiniz. İşaret göreceksiniz. Parola olarak ay, işaret olarak yıldızlar var. Renkler kırmızı beyaz. Oraya o evet mührüyle kapıyı çaldığınızda bilin ki biz içerideyiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyeceğiz ve oradan sandığa doğru yolunuz gidecek. İşte dolan sandıkları da sonrasında boşaltırken boş bırakmayacaksınız. Bilirsiniz ki ben 765 mahallede 2000 küsur sandığın başında tek başıma olamam. Ama ne gam ne keder. Çünkü Gölköy'de de, Mesudiye'de de, Ünye'de de benim yiğit ve fedakar dostlarım her yerde sandığa ve oyuna, demokrasisine, iradesine sahip çıkacak. Onun için gözüm arkada değil diyor ve kendimi size, sizi de Yüce Allah'a regaip kandilinizi tebrik ederek emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık. Sağ olunuz. Var olunuz. Berhudar olunuz. Ömrümüz ordu, sevdamız ordu, aşkımız ordu, meşkimiz ordu, adımız ordu, andımız ordu. Ordu özüne dönüyor, Gölköy evladını batıyor. İdris Naim Şahin, Gölköy'le hemşehrilerine teşekkür ediyor, selamlarını sunuyor. Hayatlarınıza sağlık. Uzakta yurdumun her noktasında kaimiz sevgi, eşitlik, mutlu ve huzurlu bir dünya. Yarınlar için, adalet için, dürüst bir başkan, dürüst yönetim var. Saadetimiz yine yana başımızda, dürüst yönetim, iş başında, güçlüyüz biz. Hazırız, hep çalışırız halkın, hep yanında kazanırız hakkın. Yollarında saadetimiz yine yana başımızda, dürüst yönetim, iş başında, güçlüyüz biz. Hazırız, hep çalışırız halkın, hep yanında kazanırız hakkın. Yollarında. Thank you.